İslam adına da bir hizmet yapıyorum diye çıkmışlar. Bazıları işleri güçleri okul. Hiç besmele yok, hamdele yok. Milletten para toplarlar, burs toplarlar. Hizmettir diye kurban toplarlar. Ondan sonra okul. Elhamdülillah diyen yok, bismillah diyen yok. Hristiyan Müslüman karma karışık. Parayı veren düdüğü çalar. Yatır 10 bin dolar, gel buraya. Müslümansın, fakirsen lazım değil. Hristiyansın, başımın üstüne yerim var. Böyle bir alem. Türk milletinde uyuşturmuşlar, etmişler. Millet de böyle memnun oluyor. Aa, ne güzel hizmet. Yahu kardeşim, bir insan, bir Afrikalı, bir Arap, bir Fars, Pers diyorlar, Acem, Rus, İngiliz, dünya neresinde olursa olsun, Türkçeyi yutsa, Türkçeyi bütün ezberlese, bütün şiirleri, cennete girebilir mi? Türkçedeki bütün şiirleri okusa cennete girebilir mi? He? Bütün şarkıları ezberlese cennete girebilir mi? Türküleri de ezberlese? Folkloru bilse, horon moron? He? Zeybek oyunlarını falan? Ölürüm Türkiye'm dese? Cennete girebilir mi? Peki biz bu millete ne anlatmamız lazım? Allah, la ilahe illallah, Muhammed Resulullah, Kur'an, İslam. Ancak hizmet budur. Bunun dışında ben seni Türk yaptım. Ya adam Afrikalı, niye Türk olsun? İthal Türklere ihtiyacımız yok ki, hazır dolu Türk var. Ben seni Türk yaptım. Ondan sonra bir de cennete de vize varsa onu da ver. Ondan sonra bütün millet, ya gencecik kızlar, başörtülü, başı açık, bütün millet toplanmış. Kelli felli böyle oturuyorlar, şey diyorlar. Onlar da şarkı söylüyorlar. Ya bu kız burada buluğa ermiş. Buluğa ermeye yakın, 10-12 yaşında bile olsa, bu kız erkeklere şarkı söyleyebilir mi? Caiz midir? Bunda hizmet olur mu? Bunda sevap olur mu? Bunda günah var mı? Çok. Şimdi millet hizmet diye bunu görüyor. İslam alemi ne halde? Milleti kurban gibi kesiyorlar, orada boğazlıyorlar. Hiç ehli sünnet müdafası, bir ehli sünnetin önemi hakkında bir hizmet duydunuz mu? Şimdi bizim üst kimliğimiz nedir? En üst kimliğimiz Müslüman olmak. Bir alt kimliğimiz ehli sünnet olmak. Tek derdimiz ne olmalı? Müslümanların ve ehli sünnetin derdiyle dertlenmek. Men asbaha lem yehtemme bi umuril muslimin felesse minhum. Bir adam sabah kalktığında Müslümanların derdiyle alakası, ilgisi yoksa ve kalbinde Müslümanların sıkıntısına yer yoksa o Müslümanlardan olamaz diyor Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem. O zaman biz bu dertle yoğrulmalıyız. Bizim derdimiz din olmalı. Ne diyor?